Herkese selam arkadaşlar. Beşiktaş transfer haberleri videosu ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Bugün, on, bugün 15.45'te çok güzel bir futbol videosu gelecek. Onu da izlersiniz çok sevinirim. Fernando Lucas Martins iddiası. Beşiktaş taraftarının bana ve aleme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Siz harikasınız. Şu anda boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşabilirim. Arkadaşlar Beşiktaş orta sahayı güçlendirdiği için şu an Fernando Lucas Martins ismi gündemde değil. Oyuncu zaten kendini Beşiktaş'a gelmek istiyorum diye şartlandırmış. Beşiktaş taraftarını çok beğenmiş. Gelmek istediğini bizzat belli ediyor. Marcelo Guades Beşiktaş'ın transfer planlamasında yer almıyor. Beşiktaş için stoperde ilk hedef Kaan Ayhan. Bu yüzden Marcelo Guades Beşiktaş'ta, Beşiktaş bu oyuncuyu aldı gibi haberlere inanmayın arkadaşlar. Vida'ya Fransa liginden yıllık 3 milyon euro maaşlı sözleşme teklifi geldi ama daha detaylı görüşme yapmamışlar. Bugün yarın Beşiktaş'ta Vida'nın menajeriyle sözleşme uzatmak için görüşme yapacaklar. Beşiktaş Kaan Ayhan ile anlaştı. Kaan Ayhan Sasula'dan ayrılmak istiyor. Şu an bu iş bitmeye yakın ama daha görüşmeler sürüyor. Hergen Hoca Kaan'ı çok istiyor. Kaan gelirse artı 2 transfer gelme ihtimali daha var. Getson Fernandes için Benfica'nın talebi 15 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan %20 pay. Beşiktaş'ın Benfica'yı ikna etmek istediği ücret 10 milyon euro bonservis sonraki satıştan %10 pay. Ayrıca Beşiktaş yönetimi bu bonservis bedelini 5 eşit şekilde taksit senelik 2 milyon euro olacak şekilde 5 senedir ödemeyi planlıyor. Beşiktaş yönetimi Getson Fernandes'e 1,5 milyon eurodan 5 senelik kontrat teklifinde bulunacak. Hem Benfica hem Getson Fernandes ikna edilebilirse genç orta sahanın Beşiktaş'a toplam maliyeti senelik 3,5 milyon euro olacak. Ayrıca Beşiktaş yönetim oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlanması halinde Getson için 25-30 milyon euro arasında bir bedelle serbest kalır maddesi eklenmesi planlanıyor. Diego Godin Cagliari ile anlaşamadı. Beşiktaş Cagliari'ye Godin'in maaşını %40'ını ödemeyi teklif etti. Cagliari bu teklifi kabul etmedi. Diego Godin hala Sergen Hoca'nın istediği stoper adaylarından. Ama ben bu transferi zor görüyorum. Kaan Ayhan'a yoğunlaşmışız ve kısa süre içinde takıma katmamız lazım. Takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Adem Laiç kadro dışı bırakıldı. Takımla birlikte antrenmanlara katılmasını istenmeyen Adem Laiç'in başka bir sahada çalışması istenildi. Ve bu da demek oluyor ki Laiçi takımdan ayrılacak. Sivas Spor Tyler Boyd için Beşiktaş'ta tekrar görüşmek istiyor. Beşiktaş'ın 8 numara transferi için Bologna'nın orta saha oyuncusu Nikolaos Dominguez ile ilgilendiği iddiaları var. Eğer bu haber doğru ve olumlu sonuçlanırsa Süper Lig'in göreceği en iyi iki yönlü orta saha olur. Geriden top kapma, ileri top taşıma, dikine pas atma, alan yaratma gibi birçok özelliğe sahip. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.